Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu gıybet hakkında olacak. Risale-i Nur'un 22. mektubun hatime kısmında geçen gıybet hakkındaki izahlar, Kur'an ayetlerinin belagatından çıkardığı latif manalardır. Fezan Said Nursi Hazretleri o latif manaları insanlığa sunmuştur. Biraz sonra okuyacağımız mektupta ve zamanın Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur ifadesiyle bu manadadır. Kur'an üzerine telif edilmiş bütün hak tefsirler onun belagatından çıkan tefsirlerdir. Müfessirler beyan-ı Kur'an'ı açmak ve fasletmek üzerine hareket etmiştir. Hucurat Sure 49 12. ayete Cenab-ı Allah şöyle ferman buyurmuş. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koyun. Allah tevaptır, rahimdir, tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur. İnsanlar hakkında haksız yere suizan yani kötü düşünüp onların gizli hallerini araştırmak, onların gıybetini yapmak ayetle şiddetle yasaklanmıştır. İnsanların gizli halleri araştırmak fertlere olduğu gibi devlet yetkililerine de haramdır. İdareci halkın mahrem ve gizli hallerini araştırırsa onların ahlakını ve düzenlerini bozar. Cemaat ve cemiyeti meydana getiren fertlerden herhangi birinin diğerini gıybet ile çekiştirmesi de elbette cemiyetin huzurunu bozar ve selametini zedeler. İçtimai hayatı bir keşmekeşliğe sevk eder. Çünkü cemiyetin samimiyet ve emniyeti sadakat iledir. Sadakat ise Allah için kalben birbirini sevmektir. Bir ailede, bir şirkete, bir cemaate, bir mahallede, hasli bir toplumda gıybet yaygınsa emniyet ve sadakat kalkacağından cemiyet çöker. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu insanları gıybetten çekinmeyi emrediyor. Asr-ı Müceddidi bu Ali Bezzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de geçen gıybet hakkındaki ayetin belagatinden çıkardığı latif manaya bir beraber bakalım. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve'l müşeyn illa yusebihu bihamdi. 25. sözün 1. şulesinin 1. şuanın 5. noktasının makam-ı zem yani çekişme makamı ve zecin ondan çekinme misallerinden olan bir tek ayetin mucizane 6 tarzda gıybetten tenfir etmesi bu nefret edici husustan çekinmesi için Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte yuhibu ehadukum en yekule lahme fihi meyten ayetinde mali sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat suresinde geçiyor. Evet, 6 derece zemi zemedir. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecr eder, men ediyor. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit, onlara yönlendiği vakit manası gelecek tarzda oluyor şöyle ki.
Malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya acaba nasıl oluyor aya o manada kullanmıştır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Bu okuduğumuz ayetin kelimelerine altı kelimesine su gibi giriyor. Her kelimede bir hükm-i zımni vardır. Her bir kelimede de gizli bir işaret vardır. İşte birincisi hemze ile der aya sual ve cevap mahali olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Yani aklınız yok mudur ki gıybetin bu kadar çirkin olduğunu fark etmiyor, derk etmiyor. Evet, ikincisi yuhibu lafzıyla der. Aya sevmek ve nefret etmek mahali olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur, en çirkin bir işi sever? Evet. Sevmek mahali kalptir. Eğer kalp bozulursa demek ki şefkat de ortada kalkar, sevmek mefhude kalkar ve insan burada canavarlaşıyor. En menfur bir işi seviyoruz. En çirkin işi seviyor, gıybet. Üçüncüsü, ehadekum kelimesiyle der, cemaaten hayatını alan, hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, en yekule lehme kelamıyla der, İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile paşalamayı yapıyorsunuz? Beşincisi ehihi kelimesiyle değil. Hiç rikati cinsiyeniz, kendi cinsine olan insanlar, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki onlara rahmet, şefkat, sıla-i rahim, yani bu sevgi yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsi manevisini insafsızca dişliyorsunuz ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten kelamıyla der, vicdanınız nerede, fıtratınız bozulmuş ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstehrak nefret edici bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle, işaretiyle zem ve gıybet, birisini çekişme, onu aleyhine koşma, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmundur. Nefret edilmiştir, yasak edilmiştir. İşte bak nasıl şu ayet icaz karını altı mertebe zemi zem etmekle icazkarın altı derece o cürümden zerce eder. Evet, bu ayet-i kerime altı cihetle gıybeti men ediyor. Gıybet ehli adavet ve haset inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefsi, nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş ve ukebiru nefsi en cezaen bi gıybet ve kullu ihtiyaben cehdu men la lehu cehd. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Yani insan aslında düşmanını bile gıybet etmemesi lazım. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Evet. İnsan düşmana karşı kendini alçak göstermez. Aşağı duruma düşmez. Zayıf düşmez. Onun için gıybeti yapmaz. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı, İnsanların yanında olsaydı ve işitseydi, yani o söylenen sözü işitseydi, kerahat edip darılacaktı. O sözler rahatsız olup
gitseydi, eğer doğru dese zaten gıybettir. Yani o söylediği söz doğru dahi olsa, karşıdaki insan ondan rahatsız olursa gıybet olur. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Allah muhafaza etsin. Evet, içinde bulunduğumuz sevabı bire bin olan bu Ramazan-ı Şerif ayında bela ve musibetlerin defi için imkan dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardım ellerimizi uzatalım. Birbirimizi çekiştirmeden huzur içinde Kur'an'ın indirildiği bu mübarek ayda Kur'an'ı okumakla ve ibadetle geçirmeye çalışalım. Allah'a emanet olun. Thank you.